Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosuyla karşınızdayım. Oyuna hikayeli olarak bitirdiğim tek oyun olan Tomb Raider oyunundaki ana karakter olan Lara Croft geldi. Bana yayınlarda sorulduğu zaman falan hep Lara Croft'u istiyordum yani Survivor olarak. O yüzden karakteri direkt mainleyeceğim, haberiniz olsun. Birkaç değişiklik daha var oyunda karakterlerle ilgili. Knight değişti, Entropy değişti falan ama onların çevirisi şu an çok uzun süreceği için maalesef bu videoda anlatamayacağım gençler. Bu video sadece Lara Croft'a özel olacak. Birkaç gün içerisinde de Lara Croft'un gameplay videosunu atacağım. Hızlı bir şekilde karakterimizin perklerine geçelim. İlk perkümüz tecrübeli. Gençler, Türkçesini biraz yanlış çevirmişler. Doğru şekilde anlatayım ben. Bir sandık açtığımızda veya bir totemi temizlediğimizde ya da kutsadığımızda bu avantaj etkinleşiyor. Ve şu işe yarıyor. Çığlık atmamızı gerektiren herhangi bir durumda çığlık atmıyoruz. Hani katillerin bazı perkleri falan var biliyorsunuz ki, kurbanlara çığlık attıran. İşte bu tarz durumlarda karakterimiz çığlık atmıyor ve perkünüzün seviyesine göre 3, 4 ya da 5 saniye boyunca katilin yerini görüyorsunuz. Hem atmanız gereken çığlığı bastırmış oluyorsunuz hem de katilin yerini görüyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi perk, katil size vurduğu zaman da çalışıyor arkadaşlar. Çünkü yaralandığınız zaman da bağırıyorsunuz. Böylece yaralandıktan sonra 5 saniye boyunca katilin yerini görmüş oluyorsunuz. Karakterimizin ikinci perkü ustalık. Bu perk sadece sağlıklıyken çalışıyor arkadaşlar. Pencere ya da paletlerden hızlı bir şekilde atladığımız zaman bu olay %20 daha hızlı gerçekleşiyor. Yani hızlı atlamalarımız %20 daha hızlı oluyor. Hızlı bir atlama gerçekleştirdikten sonra 30 saniye bekleme süresine giriyor bu avantaj. 30 saniye sonra tekrar kullanabiliyoruz. Perk'ün etkisinin yanı sıra animasyonu da gördüğünüz gibi farklı arkadaşlar. Lara Croft'a özel güzel bir volt animasyonu yapmışlar bu perk özelinde. Ve karakterin son perk'ü de uzman. Her sandık açtığımızda ya da sandık karıştırdığımızda bir nişan kazanıyoruz. Bu şekilde en fazla 3 nişana kadar çıkabiliyoruz. Bir jeneratör yaparken çok başarılı bir beceri denemesi tutturursak, yani oradaki küçük beyaz kısmı tutturursak, sahip olduğumuz bütün nişanları tüketmiş oluyoruz. Ve nişan başına yapmamız gereken azami jeneratör miktarı %4 azalıyor. Yani 3 nişanımız varsa jeneratörün toplam barı %12 azalmış oluyor. Yani bir jeneratörü tamamlamak için %100'e kadar yapmamıza gerek kalmıyor. %88'e getirdiğimiz zaman jeneratörü tamamlamış oluyoruz. Gençler, diğer değişikliklerden bahsetmeyeceğim dedim ama bir tanesinden bahsedeyim. Kısa ve önemli çünkü. Katil bir kurbanı kanca yasıp öldürdükten sonra o kanca yok oluyordu biliyorsunuz ki. Bütün maç boyunca kullanılamaz hale geliyordu yani. Artık bir kurbanı kanca yasıp öldürdükten sonra kanca yine yok olacak. Fakat 60 saniye sonra geri gelecek o kanca arkadaşlar. Maçın kalanında o kancayı tekrardan kullanabileceksiniz yani. Gençler, çok önemli bir haberim de var. Buna en çok ben sevineceğim sanırım. Eski Iron Will geri döndü. Yaralıyken çıkardığımız sesleri %100 oranında azaltıyor. Eski haline geri döndürdüler yani perk'ü. Bitkin durumdayken bu perk çalışmayacak. Ama en azından yaralıyken seslerimizi tamamen engelleyen bir perk olmuş oldu. Tekrardan büyük ihtimal bu build'ime ekleyeceğim. Evet gençler, videomuz bu şekildeydi. Beni heyecanlandıran bir karakter olduğuna yalan söyleyeyim. Siz de yeni karakterimizle ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler değil, iyi geceler, iyi eğlenceler arkadaşlar.